yerinden durdu duracak. Çok dayanmaz artık yüreğim. Yine mi küs olduk yoksa yine mi darıldık benim küstüğüm çiçeğim. Yine mi küs olduk yoksa yine mi darıldık benim küstüğüm çiçeğim. Bir küsüp bir barışıyoruz. Ayrılığa alışıyoruz. Bence biz çok naz yapıyoruz. Benim güzel benim. Ne yapacağız? Baba, alın başınızdan gidin. Hadi bir an önce gidin. Hadi. Ne başı be? İdare et. Hadi. Hadi. Al kızını sen de Osman. Al kızını. Hadi. İki gün içerisinde en kısa zamanda emmi oğlu Hidayet'le nikahlanacak. Bu kız ona göre bitti. Hayır. Kabul etmiyorum. Olmaz öyle şey. Ne demek kabul etmiyorum? Söz ağızdan bir defa çıkar. Hadi. Hadi eve. Hadi. Kes. Ya amma oğlu, Allah aşkına bak sen ne dediğinin farkında mısın ya? Olacak iş mi? Hep senin suçun. Ya benimle ne alakası var? Ne suçu Allah Allah? Lan bu adamları başımıza sen tebelleş etmedin mi? Ya he ettim. Ettim ama işte yani ne diye ettim ama yani. Ne yapaydım yani? Bırakaydın da kızı vursalardı daha mı iyiydi? Amma oğlu. Esaktan vururlar mı bunlar ya? Apır sapır konuşup da kafamın tasını attırma şimdi Hidayet. Ya amma oğlu bak evlenecek adam var, evlenecek adam var. Ya belki ben henüz evlenmeye hazır değilim, belki değilim. Ya hem bile benim bacım sayılır. Bana kalsa sana kız değil, duz vermem duz. Ama vaziyet öyle değil. Ya ben de onu dedim işte ya, ben kız verici adam değilim amma oğlu, Allah Allah ya. Lüle. Lüle, anam kurban olsun sen. Al ablam iç. İç. Yok, hiçbir şey konuşmuyor. Ay anne, sakın bunun psikolojik şey olmuş olmasın. Şey olmuş olmaz, ne? Ay anne ama oluyor öyle şeyler, okumuyor musun gazeteyi? Yok. Varmayın kızın üstüne. Bir sakin olun, bir dakika. Bir sakin olun. Lüle, karnını açma, bir şey yer misin? Ha, künefe sever bu ya. Kızım, künefe yer misin ha? Künefe getirelim bize. Künefe? Ha? Hadi böyle bul peynirli künefe. Yok, hiçbir şey söylemiyor. Ay ablam ne olur konuş, bak korkutma bizi. Bir şey diyeceğim. Eve çıkak, soğuk suyun altına tutak. Belki kendine gelir ha. Ay şahane, sarhoş mu ayıltıyoruz Allah aşkına? Konuşma öyle cahil cahil. Gülten, kız doğru söylüyor. Eve götürelim, soğuk suyun altına tutalım. Belki mi ayılır? Hadi yavaş yavaş kaldır sen bunu, yavaş yavaş. Yavaş. Kalk. Bak. Bahar, düğün sana emanet. Tamam abla, sen merak etme. Heh, hadi. Yavaş, şahane. Tamam. Şimdi düşer, yürüyemiyorum. Lütfi. Lütfi. Lütfi nerede? Lütfi nerede? Oğlum, ha? Kalmadı, bitti. Az önce bir başkasına verdiler. Olmaz öyle şey. Lütfiye'yi kimseye yar etme. Oğlum bunlar ilkel insanlar. Bunlarla uğraşılmaz. Evet oğlum, tör ediyorlar. Elleri silahlı. Ailece terörist bunlar. Ne terörist anne ya? Ya yürü. Ay. Bu nikah kıyılamaz. Sen de sözünden uzak dur, tamam mı? Ya delikanlı heyecan yapma, sakin ol Allah Allah ya. Çocuk bana bak, kızımı kaçırdın. Zaten gıcığım sana, hiç şansını zorlama. Ya ama baba, lütfen ama ya. Bak, vaziyete bak. Hala bana baba diyor ya. Ya, bana bir şeyler oluyor. Ya, ay, yine mi? Gözüm kararıyor, başım dönüyor. Bir şeyler oluyor bana. Ah,
Benim de tansiyonum düşük yaptı. Anne, anne sen iyi misin? Değilim, değilim oğlum, beni hastaneye yetiştir. Ya teyze ambulans mı çağırsak? Sana ne oluyor be? Sen karışma, kendi işine bak. Ay. Al oğlum, al şu anahtarları. Araba köşede. Tamam, tamam. Baba. Bak hala baba diyor ya. Ben şimdi annemle babamı hastaneye götürüyorum. Ben gelene kadar Lütfiye'yi kimseye vermeyin, tamam mı? Allah'ım, Allah'ım sana geliyorum. Ya tamam anne, gidiyoruz, Allah'ım. Gidiyoruz. Hemen geliyorum. Ya Ambul, Allah aşkına gözünü seveyim ya. Hangi yüzyılda ya çoruk? Tıra diye bir şey mi kaldı Allah? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Lüle, kızım. Lüle, biraz daha mı iyisin şimdi? Lüle. Lüle bak, bizi duyuyorsan başını salla böyle. Böyle böyle. Ay hadi ablam, salla başını. Salla böyle ha. Yok yok. Ay, anne. Kal geldi. Anne. Ne? Bak bu Lüle, babam seni hidayete vereceğim dedikten sonra böyle oldu. Ah o baban, ah Gülten o baban. Ay, var ya. Hangi iş hayırlı oldu ki? Uğursuz mendebur. Kızım. Lüleciğim. Kızım, kınalı kuzum benim. Bana bak, sen babaya mı sinirlendin ha? O da sinirlendi tabii. Başka neye sinirlenici? İnsan hiç kanlısıyla evlenir mi? Ay kız haklı tabii. Beni de Hidayet gibi bir sığırla evlendirseler... ben de böyle şalterlerden birini indirir, birini kaldırırdım. Ay şahane, açtırma şimdi benim ağzımı ha. Bak açtırma. Bak, ay aslında var ya... ağlasa açılır ha. Açılır değil mi? E ağlamıyorum. Ağlatsak ya. Hadi babacığım, hadi. Ay. Ay. Ay Allah'ım, Allah'ım yapma beni. Tamam, tamam. Kapıyı kapattım, hadi gel. Gel hadi. Otur bakalım. Ay, aman. Tamam. Allah'ım. Hadi. Şey, bana boğazım kurudu. Bir bardak su ver çocuğum. Benim. Aa, oradan değil, oradan değil yavrum. O su bayatlamıştır. İçeriden getiriver. Daha ne kadar oyalayabileceksin böyle? Gittiği yere kadar. Ay. Al anneciğim. Ay sağ ol annem. Oğlum. Ha baba. Şu dolapta benim tansiyon ilacım olacaktı. Onu da veriver lütfen. Verim. Al oğlum. Oğlum. Ha baba. Bir de şu kumandayı buluver bize. Bizi bırakıp gideceksen ondan sonra git. Ya ama baba ya. Oğlum başım dönüyor. Ayağa kalkınca başım dönüyor. Sonra düşüp kafamı bir yere vuracağım diye korkuyorum. Ya ya oğlum. Ben de bu durumda onu hastaneye yetiştiremem. İkimiz de ölür gideriz buralarda. Kumandayı bulamadım diye olanlara bakın yani. Çok içerideyiz Reşat. Biz bu dükkanı çok boşladık. Kiralar birikmiş. Toptancının alacakları. Vay 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 vay. Tabii dükkan iki gün kapalı kalınca haliyle etler de bozuldu. Baba ben onları kıyma makinesinden geçiririm. Simit kebabının içine de karıştırdık mı kimse anlamaz onu. Ya Reşat, ya sen nasıl bir insansın böyle? Ulan sen kaç senedir benim yanımda çalışıyorsun? Bir güne bir gün benim öyle bir şey yaptığıma şahitlik ettin mi sen? Yok baba, hani sen içerideyiz deyince ben de düşündüm ki yani o... Ulan yani bir iki kilo çürümüş eti müşteriye yedirdik diye düze mi çıkacağız? He? Hadi diyelim ki öyle. Sen beni ne sandın oğlum? Gören de çok dürüstsüz zannedecek. Ne dedin evladım sen? Yok baba, bir şey demedim ben ya. Yani senin şimdi bizim dürüstlüğümüzden şüphen mi var oğlum? Sinirlenme baba, bir şey demedim. Sen karışma Reşat. Söyle söyle, derdin ne senin? Söyleyeyim baba. Hani dürüstlükten falan bahsediyoruz ya. Ablamı istemediği bir adamla, hatta akrabası olan bir adamla evlendirmekle dürüstlüğün ne alakası var? Ya sen aklının ermediği işlere burnunu sokma. Ama sen hepimizin hayatında burnunu sok tabii, her şeyden anlıyormuşsun gibi.
bilerek ediyorsun. Sen de öyle baba. Ayağını kaldır bir altında bak, insanları gör. Her şeyin en iyisini bildiğini zannediyorsun ama hiçbir şeyden haberin yok senin. Gökhan! Gökhan! Neyin var? Kötü bir şey mi oldu? Ya Sevda, sonra konuşalım mı? Ne oluyor Gökhan? Sevda, sonra konuşalım. Bak, biraz yalnız kalmak istiyorum, tamam? İnsanın sevdiğiyle evlenememesi ne kadar fena bir şey. Hele zeycanlılara gelin gitmek yok mu? Bak söylüm, kırkından sonra da olsa anan gibi dur kalırsın. Ay Allah'ım ya Rabbim, ya sen beni bırak konuya odaklan ya şahane, hadi. Şarkıya girin hadi. Gel sen şuraya. Hadi, hadi şarkıya girin hadi. Hadi başla. Kınayı getir aney, parmağın batır aney. Bu gece misafirem, koynunda yatır aney. Anne, ne oluyor burada? Yok bir şey oğlum benim. Ablanla konuşuyoruz he. Gökhan. Efendim anne. Oğlum, ne oldu anneciğim ha? Ya yok bir şey. Var bir şey. Şu suratın haline bak Gökhan. Anne, var ya sen haklıymışsın ha. Sen bu kadar yıl bu adama iyi dayanmışsın. Babanla tartıştınız. Zaten onunla konuşulmaz ki, tartışılır. Hiç kimseyi dinlediği yok adamın. Gökhan'ım, sakin ol, sakin. Hadi anlat anneciğine ne oldu? Ya biraz önce dükkanda böyle lülü mevzusunu açtım. İşte dedim, haksızsın sen baba dedim. Hakikaten de haksızsın. Sonra bir şeyler daha söyledim. Eysi anlamadan, dinlemeden bana saldırdı. Bak, babayın da kafası allak bullak oğlum. Anne bana vurdu. Vurdu mu? Evet. Herkesin içinde bir tane tokat attı bana ya. Sen çok oldun artık. Annem, ya anne sen karışma tamam, olur böyle şey. Sus! Bu başından beri bizim meselemiz ama o sizi de ortak etti. Ama buna müsaade etmeyeceğim. Anne dur! Lafı fazla uzatmayacağım İsmail Beyciğim. Siz akıllı, olgun, kültürlü bir insansınız. Teveccühünüz Suzan Hanım. Siz de öylesiniz. Sizin hep derin duyguların insanı olduğunuzu düşünmüşümdür. Ama bu Lütfiye'yi evlendirme konusu... O mevzulara hiç girmesek Suzan Hanım. Siz törelerin karşısında eğilecek insanlardan değilsiniz. Siz törelerin karşısında duracak insanlardansınız. Durumlar hiç sizin bildiğiniz gibi değil Suzan Hanım. Çok karışık. Ayol neresi karışık? Yani Lütfiye Hidayet'i sevmiyor, evlenmeyecek. Lütfiye Semih'i seviyor, evlenecek. Tıpkı sizin Asuman Hanım'ı sevmeyip ayrıldığınız gibi. Çok basit. Hiç öyle basit değil Suzan Hanım. Hiç öyle basit değil. Peki nasıl yapmalı İsmail Beyciğim? Ama siz bana hiç güvenmiyorsunuz Suzan Hanım. Ay güveniyorum sonuna kadar. İsmail. Bak izah edebilirim. Durum hiç bildiğin gibi değil. Ne yaptın umurumda bile değil. Ama çocuklarımdan uzak dur İsmail. Aşk olsun Asuman. O ne biçim söz? Ağzından yer alsın. Yahu senin çocukların benim neyim oluyor? Kayınbiraderlerim mi? Ben şimdi sana ne anlatsam anlamazsın.
Senin gözün kör olmuş. Değişmişsin, başka bir adam olmuşsun. Nerede 30 sene önceki sevdası için dünyayı karşısına alan İsmail? Nerede sen? Ama öfkeni çocuklarımdan uzak tut. Eğer birinden birine bir fıske vuracak olursan var ya... ben eski karın Asuman seni kırtlağına yapışırım. Bu şehir kargası bile senin elimden alamaz. Bunu böylece o tahta kafana yaz. İsmail. Ne bakıyorsunuz lan öyle? Hadi işinize yürü. Rukunenin evi burada mıydı acaba ya? Bu muydu? Ay hatırlamıyorum. Bu taraf değildi, burasıydı. Aa, pardon, siz burada mı oturuyorsunuz? Evet, buyurun. Rukiye nene nerede? Onun evini bulamadım. Çocuğunuz mu olmuyor? Ne münasebet, benim tam 4 tane çocuğum var. Ya onlar yüzünden başım beladan kurtulmuyor. Ah canım kardeşim, ortanca kız var ya. Ben niye anlatıyorsam bunları? Ya Rukiye nene nerede? Şu tahta kapılı evde oturuyor. Siz gidin kapısında bekleyin, o geldiğinizi anlar. Hadi geçmiş olsun, Allah şifa versin. Sağ ol canım, sağ ol. Hadi, hadi. Ne burası? Evet, hemen. Yukarı gel, yukarı. Ah. Kapı açık. Ustam kolay gelsin. Civan abi otur, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen işine bak Reşat. Ya ustacığım, biliyorum kızıyorsun bana ama sen de benim yerimde olsan aynı şeyi yapardın. Yanlış olduğunu bile bile yapardım be ustacığım. Çünkü işin içinde aşk var ya. Aşkmış. He baba, aşk. Vallahi sen bana gülteni vermesen ben de kaçırırdım. Reşat, sen eşeğini geri bağla. Ustacığım, Asuman yengemle sen iyi bilirsiniz aşkın ne olduğunu be. O başka. Nesi başka Allah aşkına? He, nesi başka? Hem siz gamlıydınız. Reşat, sen burada laf mı dinliyorsun? Hadi git, Hidayet'e yardım et. Hadi. Ben gidin Hidayet'e yardım edeyim. Sen gel bana yardım et. Usta, gel şu çocukların arasına girme ne olur. Ya ayrıca yani Hidayet'le Lütfiye uygun mu Allah aşkına? Ya Civan, işin esasına bakarsan işin aslı o değil. Şimdi bunlar kızın kafasına tabancayı dayayınca... Ya sen ne diyorsun Civan? Töre ne derse o olur bizde ya. Kolay gelsin İsmail abi. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldiniz. Ya siz hala buralarda mısınız? Buradayık. Nikah kadar da buradayık emmi oğlum. Ya Reşat, ya ne nikahı? Ya yakıcılar başımı. Beyler, siz hiç rahatınızı bozmayın ya. Bize güvenin. Ben töre ne emrederse harfiyen yerine getireceğim. Hiç merak etmeyin. Gönül rahatlığı içerisinde. Buyurun memlekete dönün ya. Yok emmi oğlum, yok. Biz kalak burada. Senin kafan filan karışır. Ya yanlış anlamayın. Yani başımın üstünde yeriniz var da. Biz şimdi gidiyoruz. Sen de bu işi bir an evvel hallet. Hiç merak etmeyin. Güle güle. Uğurlar ola. Uğurlar ola. Selametle, selametle. Aşk olsun sana usta ya. Vallahi aşk olsun. Şimdi konuştuğumuz lafa bak, adamlara söylediğin şeye bak ya. Civan, bu mesele senin hiç düşündüğün gibi değil. Bak ben sana alayım. Yanına geliyorum.
Ay çocuklar çok zorundu bugün ya. Anne! Ay! Ay Lule! Ay Lule ne oldu sana? Annemi gördün mü? Ha? Ay ne olacak bu kız böyle ya? Her geçen gün daha kötü oluyor. Anne! Ruhine eve geldi. Ay Ruhine ne yaşıyor mu? Kız! Senin emrinden kırpıp kıvırıp bana mı veriyorlar? Ne diyorsun sen? Ay yok onu demek istemedim Ruhine. Evet. Buyur geç otur buyur. Öyle demek istememişmiş. Elimde büyüdünüz. Seni tanımam mı ben? Ha. Ay ben de onu diyorum Ruhine nem kalu beladan biri nice insan senin elinde büyüdüğünden. Sen lafa karıştırıp durma. Diyeceklerimi getir. Hadi. Dinle. Dinliyorum anne. Dinleme. Otur. Yaz. Hadi. Şurada defter vardı. İncik. Küçük bir emaye kap. Teflon da olabilir. Emaye kap. İçine sıcak su. Emme ateşte ısınmayacak. Elektrikli ısıtıcıyla ısıtıp kabın içine dökeceğim. Tamam mı? Ondan sonra bir tane metal kaşık. Paslanmaz çelikten olsun emme. Bir de orta kayfe. Kahve. Orta kahve mi? Yoğurt da her zaman gol getirir. O istediklerimizi getirinceye kadar ben bunu iyice bir muayene edeyim. Sana sesleniyor galiba. Ne münasebet canım, tanımıyorum ben onu. İsmail abinin akrabası değil miydi o ya? Hani şu Lütfiye ile evlenecek olan. Bahar, maşallah sen de iki günde her kişileri tanıyıp bellemişsin. Sen işine baksana, şu siparişleri götür masaya. Hadi. Ya Şahane. Bir saattir kapıda bekliyorum. Ne diye gelmedin yanıma? Siz masaya geçin, arkadaş siparişinizi alacak. Ya Şahane Allah aşkına bırak şimdi siparişi ya. Bak, bana yardım edeceksin. Size nasıl yardımcı olabilirim beyefendi? Eyle alengili konuşmayı bırakarak başlayabilirsin mesela. Hanımefendi, lütfen kanadımı bırakır mısınız? Söyle derdini. İşte şeyle ya. Allah Allah. Ya İsmail abi ne dediğini bilmiyor. Vallahi bak gözü dönmüş yani. Hiç kimse hiçbir şey dinlemiyor. Ne es işte evlilik dur, töre dur, nikah dur. Başka bir şey demiyor. Hayırlısı diyek hidayet. Ne diyek? Ya yengem ne doğru bu duruma? Nereden senin yengen olurmuş benim ablam ha? Ex yengem diyeceydin herhalde. Ne diyeceydim, ne diyeceydim? Yani ex'i eski manasında ex. Allah senin canına. Ya anlamıyorum ki ben seni Şahane. Mahalleden de bir yere gittin yok. Kimden konuşuyorsun, nereden duyuyorsun bunları? Yani ablan, Asuman ne dur? Hidayet, ablam Lülü'nün derdine düştü. Ya kıza bir hallar oldu. Ağzından tüy dökücüyle bile alamıyorum lafı. Ne? Sen anlamazsın, kadınsal bir şaka ettim. Ayrıca işim gücüm başımdan aşkım, ne de olsa iş kadını sayılırım artık. Allah sizin canınızı almasın. Espri anlayışınıza da hayran oldum yani. Ağızda tüy dökücü gören, bravo. Bravo yani.
kurban olsan bizim espri anlayışımıza. Açmıyor abla. Sevda bak, ne zamandır söylemeyeyim diyorum ama duramıyorum ya. Yavrum sen bu Gökhan'ın arkasından daha ne kadar süre amaçsızca dolanacaksın ha? Ne yapayım abla? Ne demek ne yapayım Sevda? Herkes ne yapıyorsa sen de onu yap. Bir iş bul, çalış. Ben daha önce hiç çalışmadım ki. Ya nasıl yapacağım? Nereden başlayacağım? Bir yerden başlarsın işte. Ama böyle amaçsızca boş olmuyor Sevda. Haklısın abla. Sana da çok yük oldum. Sevda, onu demek istemediğimi gayet iyi biliyorsun yavrum. Ayakların üstünde durmaya çalışmalısın. Hayatına sahip çık. Çıkacağım. Çıkacağım ama şu Gökhan'la bir konuşabilseydim. Ya şahane bak, benden Lütfi olmaz. Tabii canım. Ya ben de onu dedim işte, yani sonuçta kızcağız benim bacım sayılır. Doğrudun. Ayrıca ben onu değil, seni... Şahane. Masayı kesin. Bu seferlik bizden olsun Bahar'cığım. Bir şey söylüyordun sen Hidayet. Öyle olur mu ama şahane, zaten ayda yılda bir müşteri geliyor dükkana. Sen ne karışımın Bahar, ha? Yetki bende değil mi? Düğün sahibinin kardeşim ben değil miyim? Sana ne olur? Git buradan. Çabuk git buradan, bak hala bakır. Tamam, gittim, sakin ol. Sen onu değil, beni ne Hidayet? Ya işte onu diyeceğim, yani ben onu değil, seni incitmekten korkuyorum. Ben niye inciniyormuşum ki? Ya sonuçta yani işte aynı amaç için mücadele etmiyor muyduk yani? Yani ne gibi? Yani ne gibi olacak işte? Ablanla, amma oğlunun ayrılması için yani mücadele ediyoruz, mübadele ediyoruz yani, manidar oluruz yani, ona bir şey yapıyoruz ya. Ha. Aynı amaç için. Benim böyle güzel bir amacım varken evlilik olmaz. Evlilik ya, ne evlilik ne ya? Tabii. Sen de haklısın. Ya şahane, Allah aşkına şu ablanla konuş da şu işe bir manidar olsun ha. Tamam, konuşurum, anladık. Anladık Hidayet. Söyleriz, aynı amaç için mücadele ediyorum. Konuşurum ablamla. Allah Allah ya. Kız, şahane. İyi ki varsın ya kız. Bahar! Bahar! Sen gelsene bir bura. Kızım, ben insanlarla konuşurken ne diye araya giriyorsun sen ha? Ben bir müşteriye bakayım abla. Tarikatımızın üyesi Allah aşkına ya. Şşt, kız sus duyacak. Rukiye nene, oldu mu? Tamam değil, bitmedi. Son aşama kaldı, iksir. Şimdi anlattıklarımı iyice dinleyin, anladın mı? Anladım. Şimdi 250 gram yaralı maymun tırnağını suya yatırılmış kelebeğin üstüne rendeleyeceksiniz. Ondan sonra orta ateşte 15 dakika kaynatıp demlenmeye bırakacaksınız. Tamam mı? Buraya kadar anladınız mı? Ben şahsen anladım. Yalnız şeyi kaçırdım Rukiye nene. Maymun mu yaralı yoksa tırnağı mı? Hem bu nasıl bir yara? Yani yara duygusal bir yara mı yoksa mesela gözde çöp falan mı battı da şey etti? Ay anne, her şeyi anladım. Bunu anlamadın öyle mi? Bak Azuman, senin bu kem gözlü kızının itikadı yok. Çember yarım kalacak. Operasyon yarım kalacak. Bak, kız azıcık itikatlı ol bak. Kardeşim böyle mi kalsın ha? Gülten! Ay anne, bu saçma sapan şeyleri kendi ellerine kızını içirip zehirleyeceksin ya. Gülten, ben kıza bir şey içirmeyeceğim ya. He he diyorum. Aa,
Nereden bulacağım depresyonu şebekleri maymunları ya? Gülteber Rukiye nene evine kadar bırakayım, geleyim. Hadi canım, ben seni götüreyim evine. Hoşçakalın. Hadi. Ben şimdi sana bir nane limon kaynatırım, hiçbir şeycin kalmaz. Gittiler mi? Alüle! Yenene, ben seni koluna gireyim. Yavaş, yavaş, yavaş. Ha. Ay, iyi ki geldin, Allah razı olsun. Ha. Rukiye nene. Sende kara büyü var mı? Aa, ben ak büyücüyüm ayol. Ben de kara büyüğünü arar. Zehir? Zehir. Fare zehir iyidir diyorlar ama. Fare zehiri. Hayırdır Suzan Hanım? Ne bu? Bir baba öz kızını küçük oğluna öldürttü. Allah Allah. Ay ne demek yani güzel bir şey mi bu İsmail Bey? Hiç güzel bir şey olur mu Suzan Hanım? Sizin yaptığınızın bundan ne farkı var? Gene o mesele. Evet, bu ilkel ve saçma düşünceyi değiştirene kadar aynı mesele. Size kaç defa söyleyeceğim Suzan Hanım. Durum hiç bildiğiniz gibi değil. Adamlar kızımın başına silahı dayayınca ben mecbur kaldım böyle demeye. Ha, siz onun için Hidayet'i Lütfiye ile evlendiriyorsunuz. Herhalde yani. Ay siz çok yaşayın İsmail Beyciğim. Oy. Fakat ne yalan söyleyeyim Suzan Hanım. Lütfiye'yi böyle arkalanmanız o kadar hoşuma gitti ki. O anası olacak kadın bile öz anası böyle sahiplenmedi Lütfiye'yi. Şöyle karşıma geçip de sizin gibi yüreklice bir hesap soramadı. E canım, herkes bir değil tabii yani. Siz çok asil bir kadınsınız Suzan Hanım. Anası olacak o kadın durmadan arkadan alengirli dolaplar çevirsin. Babacığım bir acılı ezme, bir simit kebap. Ay bak, gördün mü Lütfiye, Ruku'nun büyüleri tuttu işte. Ben de o kadar dalga geçtim kadında, şimdi üç vakte kadar çarpılacağım Lütfiye ya. Ay Allah aşkına, ne büyüsü abla? Bir kendine geldi ya. Kız bana bak. Sen yoksa bizi kandırdın mı ha? Ya aslında en başında öyle değildi. Önce bana bir kal geldi. E sonra da söyleyecek bir şey bulamadım. Ay vallahi sen bizi kandırdın Lülü ya. Ay Allah seni ne etmesin ya? Hidayet'in karısı etmesin abla. Ay ne olur babama bir şey söyle, ikna et onu. Bak gördün mü? Biz senin derdine düştük, o mevzuyu unuttuk vallahi. Vallahi ben Semih'ten başka hiç kimseyle evlenemem. Vay arkadaş, ne Semih'miş bu ya. Ne Semih'miş yani. Çaktırma abla, ne olur. Efendim anne. Kız sen haklı çıktın. Bu kadının bütün devreleri yanmış. Yolda bana ne dese beğenirsin. Ne dedi? Ay benim şahane bir güzelliğim vardı dedi. Şimdi artık yaşlandım, bu işlere merak sardım dedi. Ay anne vallahi deli o kadın ha. Deli ayol, deli o kadın. Baba tepki verdi mi? Konuştu mu bu? Ha, bir şey yaptı mı? Deni çıkar bakayım Lüle. Lüle. Yok anne, bir şey demedi de. Ha. Bir şey söyleyeceğim ben sana bak. Ne diyeceğim? Şimdi bak, bu kızın tek bir ilacı var. O da Semih'in kendisi. Biz ne yapıp edip Semih'i alıp kapıp buraya getirmemiz lazım. Benim bir fikrim var. Ay sen fikir de mi üretiyorsun? Ay var anne. Bak anlatacağım şimdi. Oğlum. Anne, kapı neden kilitli? Bilmem mi? Baban kilitlemiştir herhalde. Anahtar nerede? Anahtar bilmem mi? Babandadır herhalde. Babam nerede? Bilmem mi? Buralardadır herhalde. Baba,
kapı neden demeyeceğim? Anahtar nerede? Bilmem oğlum, annene sor. Ha, anladım. Kapıyı kilitli diye çalmayacağımı mı zannettiniz? Oğlum ne yapıyorsun? Gel gel bakalım, gel. Oğlum yapma. Tamam. Kapıdan çıkamazsan ben de pencereden çıkarım. O zaman anahtarı alayım baba, anne. Nerede anahtar bilmiyorum oğlum. Tamam, atlıyorum. Ay yapma, ah yapma yavrum. Bakalım buralarda bir yerde olacak. Neredeydi anahtar? Aa! Anahtar buradaymış. Hmm, oradaymış. Ya, hay Allah. Oğlanla nasıl başa çıkacağız? Bak, B planına geçeceğiz. Bizim bir B planımız mı var? Ay annesi görmeden ben bu Semih'i nasıl acaba duyuracağım sesimi? Semih! 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 Ha! Ay Semih, ben de seni arıyordum. Ne oldu Asuman anne? Lütfiye'ye bir şey mi oldu? Ha, Lütfiye sustu. Nasıl sustu? Böyle. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Ya bak seni görürse belki açılır, ağzı çözülür. Ne yapalım? O zaman gidelim de açılsın. Ha. Beni görsün, çözülsün. Hadi ama benim bak bu kılıkta olmaz. Ya, ama kadın kılığında hiç olmaz. Ha. Benim çok iyi bir fikrim var. Nedir o? Hadi annen görmesin bizi, yürü. Koş. Ne yapıyor oğlum? İkizle ders çalıştırıyordu en son. O ablam değil, evladım. Öbür ablam. Ha. O hiçbir şey yapmıyor. Öyle duvara bakıp duruyor. Nasıl duvara bakıp duruyor? Ya yakalandıkları geceden beri tek kelime bile etmedi. Geceleri duymuyormuş, annem söyledi. Bence o saydılar ablamın ruhunu ele geçirdi. Onun ruhunu kimin ele geçirdiğini ben çok iyi bileyim ya. Baba, ablam kafayı mı yedi? O ne biçim laf oğlum öyle? Hadi geç şu masaya topla, yürü. Demek Lüle kızım konuşmuyor ha. Lüle ayıp ediyorsun emme. Ihsan eniştesi çiğ tavuk bile yiyi. Al bakın acından ucundan azıcık alın. Bak. Ay. Ya bir ısır ya, bak bir tadına bak, tadına. Reşat, ne yapıyorsun sen? Bu benim papağanın ballı kırak yeri. Konuşma kırak yeri bu. Veteriner verdiydi, onu deniyorsun. Ama hiçbir şeye gerek kalmadı. Sen otur bakayım. Ben her şeyi hallettim. Ay anne, neyi hallettin? Gülte. Lüle'nin ilacını buldum ben. Ay hani nerede? Aa, az sonra gelecek. Asuman ya. Ya tamam kapatmıyorum. Bırak çekil şunu Allah aşkına. Tamam, çekil Allah aşkına. Bir dakika, beni öyle ittire kaptırıp yürümesin salona. Bak. Nenem. Nenem. Güzel kızım, ne oldu sana böyle? Ah canım kızım benim, niye konuşmuyorsun sen? Her şey düzelecek güzel kızım, her şey düzelecek. Bak sana söz veriyorum. Bundan sonra her şey senin istediğin gibi olacak. Her şey senin istediğin gibi. Nasıl istiyorsan öyle olacak. Bak sana söz veriyorum güzel kızım. Sakalay bir şey benden. Yok bir şey. Ben fenalaştım. Ya niye bana haber vermiyorsunuz? Hep benden gizli bir şeyler çeviriyorsunuz bu evde. Ama bak söz veriyorum sana. Bundan sonra dizginler benim elimde. Bundan sonra her şeye ben hakim olacağım.
her şeyden, bu evde olup biten her şeyden haberim olacak güzel kızım benim. Tamam İsmail, hadi canım, hadi tamam. Düğün bekliyor, hadi. Düğün bekliyorum ben, tamam mı? Tamam baba, bir şey olursa bana haber ver. Lütfen. Lütfen. Benimle de konuşmayacak mısın? Semih. Ben de, çocuğa. Bu ne bu? Semih! Posta. Şimdi yapacağım. Açma, gel buraya, parçalayacağım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun, ben size nasıl yardımcı olabilirim? He, siz Sami Bey'in oğlusunuz. Sanırım haberiniz yok. Neden haberim yok kardeşim? Biz bu dükkanı devren satın aldık. Olmaz öyle şey ya, bu dükkan benim. Oldu bile. Ah baba ya, ah baba ya. Hidayet, gidiyoruz. Ya nereye gidiyoruz? Allah Allah, rüyanda mı gördün ama onu sabah sabah? Bu iş fazla uzadı Hidayet. Ya hangi iş? Töreye göre bugün güneş batmadan bu iş hallolucu. Allah Allah, ya Allah aşkına adamın asabını bozmayın sabah sabah. Ya gideceğim, atacağım geldim Aydın Paşa'dan en sonunda o olucu ya. Evet. Ses veriyor mu işi ya? Bu da toz oldu ortalıktan, görüyor musun? Ne işler çiriliyor bunlar böyle ya? Gökhan, gel oğlum buraya Gökhan. Gökhan gel oğlum biraz. Gökhan, hele gel biraz oğlum, bak ne diyeceğim. Gökhan. Ay sen dükkana göz kulak ol, ben hemen geliyorum şekerim. Görüyor musun ya? Her zekere. Hiç bana cevap veriyor. Günaydın İsmail Beyciğim, nasılsınız? Nasıl olalım Suzan Hanım? Bu sefer de Hidayet kayıp. Ay sizinkiler onu apar topar bir yere götürüyorlardı. Nereye? Bilemeyeceğim, ben dükkandaydım. İşittim çıktım. Allah Allah. Dur bakayım şunu ya. Aa, telefonu burada unutmuş. Bak görüyor musun? Ne dümenler çeviriyor bunlar ya. Kusura bakmayın Suzan Hanım. Ben biraz bu işlerle meşgul olacağım. Siz işinize bakın İsmail Beyciğim. Sağ olun. İyi günler, iyi günler. Görüşürüz Suzan Hanım. Güle güle, güle güle. Yazlığa yerleşmeye karar verdik. Sen de istediğin zaman bize katılabilirsin. Annenle baban. Tek başıma yapamayacağımı sandınız değil mi? Tek başıma olduğumu sandınız. Efendim abla. Git şu kadayıfın şerbetini bir karıştır, tamam mı? Tamam abla. Şey, masa üçün hesabını aldım ben, haberin olsun. Tamam. Anne.
sana. Ya ne yapacağız biz bu işi? Gök Hanım, hangi işi ya? Ya anne, Lütfü'nün evlendirme işiniz. Ya böyle seyirci mi kalacağız anne? Yok, seyirci kalmayacağız Gökhan. Biz tarafsız sahada oynayacağız. Anne ne diyorsun? Ya bak şimdi, tersten mi düşün Gökhan? Lütfü'nün evliliğine ne mani olur Gökhan? Ha? Ölmesin. Üf, dinle şakarsız olsun, saçmalama. Bak şimdi, Lütfü'nün evlenmesi için bekar olması lazım değil mi? Ha. Ya olmasaydı? Ama öyle bekar. Ya bir düşün, bir saksıyı çalıştır ya olmasaydı. Evlenemezdi herhalde. Ha, işte öyle. Bu durumda biz de elimizi onlardan çabuk tutacağız, Lütfü'yü evlendireceğiz. Ya anne, kiminle evlendireceğiz? Tabii ki Semih'le. Aa, hakikaten ya. Daha bak sen git çabuk esas damadı bul. Ben de kızları alayım, her şeyi organize edeyim. Hadi çabuk. Hadi hadi, ay, güzel adam benim. Uy. Gökhan, oyalanma fazla. Hadi işinin başına. Abla, hayırdır? Neler olur? Hayırdır Şahane, hayırdır. Lütfü'yü evlendiriyoruz inşallah. Ne evlendirmesi ya? Hani o iş? Gel sayın başladı Şahane. Sen beni oyalama hadi. Düğenin başına git. Ben de yukarı çıkıyorum, kızlarla organize edeceğim. Hadi 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 çabuk, senin işinin başına hadi. Gökhan neler oluyor? Ya Sevda, acelem var. Şimdi gitmem lazım, tamam mı? Neden bana bir şey anlatmıyorsun Gökhan? Sevda bak, benim bundan daha önemli işlerim var. Lütfen gitmem lazım. O nasıl laf ya? Ben önemsiz miyim? Neden anlamıyorsun Sevda? Acelem var, bak gitmeliyim. Hadi. Gökhan, neler olur sen beye bir desene. Ya hayırlı bir iş Şahanem, hayırlı bir iş. Hadi, eyvallah, görüşürüz. Allah Allah ya, Allah Allah. Kız Sevda, bu hayırlı iş nedir sen biliyor musun? Ha? Yok, sen de bilmiyorsun. Hiç kimse bilmiyor. Sorma, sonra anlatırım. Ne oldu, Lütfü iyi mi? Sayende olacak. Nasıl yani? Oğlum evleniyorsun. Ne demek bu şimdi ya? Hadi, hadi yürü. Yürü, yürü, evleniyorsun. Hadi. Nasıl yani? Hadi anlatırım ben sana, hadi. Siz kaç saattir seni bekliyorum burada ben be. Törenin sana tanıdığı mühlet sona erdi emmioğlu. Süreci hızlandırmak şart oldu. Hidayet, hadi sen de yıl kızın kimliğini al. Nikah için başvurucu. Siz hiç zahmet etmeyin yiğitler. Ben hepsini halledeceğim ya. Zahmet ne demek emmioğlu? Bu iş bizim görevimiz. Hidayet, kapıyı aç şimdi. Ya sizin bana hiç itimadınız yok mu? Sen itimadı lütuf sandın emmioğlu. Bizim müdahalemiz şart oldu. Ya, Reşat, hadi kap Lütfiye'nin kimliğini getir de şu işi halledik. Tamam baba, hemen. Ya amma oğlum, Allah aşkına ya, gözünü seveyim bak. Hadi, biz de gidelim bir nikah memuru bulup gelelim, şu işi halledelim. Ya amma oğlum, bak töreye kurban et de beni, yapma ya.
Bak hala bir şey anlamıyorum. Ben şu an bir izah edeyim. Gel sen benimle. Bak oğlum nikah memuru bulacağız, tamam mı? Numaradan parayı vereceğiz. Üç kağıttan bir nikah memuru bulacağız. Tiyatro yapıyor. Anlasana, uyansana, dangalak. Aklını seveyim oğlum. Şey yapak o zaman. Töre beklemez. Mahşerin iki atlısını da bekletmeyek. Gidek ama oğlum. Onu söylüyorum. Nikah memurunu bulup gelelim oğlum. Töre beklemez. Bak. Reşat birazdan gelecek. Güven size emanet. Müşteriler bir şey derlerse bakın artık. Haydi biz gelelim. Hemen. Ben sana kaç defa dedim bu kızın yanına dolaşmayacaksın diye. Ama baba ya. Bak hala bana baba diyor. Çıldırtacak bu oğlum ya, beni ya. Tamam tamam. İsma olmuyor ama. Asuman. Asuman bu işe sen karışma Asuman. İsma sana iki çift lafım var. Bak koskoca adamsın. Param var, pulun var, düğenin var. Ne oluyor? Ya Asuman. Sen hiç bana güvenmiyorsun ya. Ya hiçbir şeyin farkında değilsiniz siz. Ya ben o Kilis'ten gelen iki haydut var ya, onları geri göndermek için bir polim düzenledim. Polim yapıyorum, polim, polim. İkimiz bir tiyatro hazırladık, haberiniz yok. Bakar mısınız? Ne var? Bu kebap tatlı. O ne demek kardeşim? E al bak. Nesi var? Bunu bulamayanlar da var. Aynen. Doğru söylüyor. Konuşma da ye. Nasıl yiyeyim bunu ben ya? Ağzınla. Yerse. Ya bırakın Allah aşkına ya. Ya ne oluyor burada? Ne bu dükkanı bari? Ya nerede kaldın emmi oğlum ya? Nerede İlk kaldın? İsmail abi ya. Nereden buldun bu adamları? Ne oldu? Kebaba şeker katmış bu adamlar ya. Şeker mi katmışlar kebaba? Ya bırakın Allah aşkına ya. Şuna lan! Yere git! Baba! Bunlar kebaba tuz yerine şeker atmıştı. Yok ya. Sen onu bırak da nikah işini ne yaptın İsmail emmi? Emmi oğulları. Bu sene bir bekar yapmış, bir bekar yapmış. Evlenen evlenene. Gün yok ya. Allah'tan bizim oğlan uyanıklık yaptı da Yıldırım nikah için sıraya girdi. Bugün bu işi bitiriyor. Sözen yenge. Ya bir anda bittik mahvolduk ya. Ya hayırdır yine ne oldu Hidayet? Ya hiç sorma ya. Sabah gittik evlendirme dairesine. Hani birini vuruculuk ya işte sahte nikah memuru falan. Hiç kimse yanaşmadı ya. Bir de namus hayırsever vatandaş kalmamış ya. Allah'tan bunları aldım da. Hani dedik. Belki bir şey yaparak. Hay Allah bak görüyor musun ya? Hidayet madem bu nikah sahte neden nikah memuru gerçek olsun ki? O ne ya nasıl yani ya nasıl olacak o iş? Yani işte cübbe işte nikah defteri buluruz birini giydiririz kimlerden ne anlayacak? Aklını seveyim senin aslansın sen yenge.
Bak Asuman falan duymasın bu yengeleri ha. Ya duysun duysun, herkesler duysun. Sen ben ipten alacaksın ya. Ben vallahi seni herkeslere duyuracağım, dünyaya duyuracağım seni. Nereden bulacak sahte nikah kıyıcı birini? Ay ne var canım bunda? Kim bu cübbeyi giyerse nikah memuru odur. Buluruz birini. Aman yenge gözünü seveyim bak. Yani nikah benim olmasa vallahi billahi gelin kıyıcım nikah. Allah aşkına birisini bul bak. Ama onlar içeride düğende beni bekliyorlar. Bir gergini çıkmasın. Ben sana bunu vereyim. Allah aşkına birisini bul. Bul birisini ya. Birisini bul. Hadi, hadi. Bak. Hadi. Hidayet ben nereden bulayım birisini? Ya ben ne yapayım şimdi? Vallahi bana sorma. Ben de bu aralar babamla papazım zaten. Ah be İsmail amca ya. Ne kötülüğümü gördün ki? Şu halime bak. Ailem evi terk etti. Dükkanımı sattılar. Sevdiğimi başka bir adamla evlendiriyorlar. Ne hayat be. Ya tamam dur iki dakika. En kötü annem halleder. Olmadı şahane. O da olmadı ben halledeceğim. Sen de halledemezsen ben gireceğim herhalde devreye. Neyse sen bak telefonuna da. Ben de eve gidip kederleneyim artık. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Efendim Sevda. Gökhan neden böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Böyle işte. İlgisiz. Ya bak Sevda, işler karışık biliyorsun. Benimkiler çok düzgün sanki. Suzan abla kibarca bugün beni evden kovdu. Ne? O niye? Ya hayatını kur falan dedi. Böyle amaçsızca ortalarda dolanma dedi. Ya Sevda, bak söyledim işler karışık. Yani bir de sen böyle sorun çıkarırsan... Of. Tamam Gökhan. Çıkarmam. Vakit tamam. İsmail Ağa nerede kaldı? Ya nerede kalacak İsmail Ağa? İşte nikah için son hazırlıklar yapıyor. Nikah memuru? Eli kulağından neredeyse gelir. Geri gidelim. Kalk! Kalk! Ya amma oğlu Allah aşkına gözünü seveyim ya. Düğünü boş mu bırakacaksın? Hala durma şimdi. Neler oluyor burada? Sen karışma Şahane bacı. Nikah vakti geldi. Nikah vakti değil, ölüm vakti şaşmaz. Çekil Şahane bacı. Çekil! Çekil. Hidayet! Ya Şahane gözünü seveyim. Kurtar beni lan. Vallahi kırmızı kabloyu kes. Kırmızı, kırmızı. Kırmızı. Sen artık kırmızı kurdalayı kesersin Hidayet. Ne yaparım ben Lütfi? Kendimi intihar edeyim. Yok yok etmeyeyim. İçeyim. Oğlum, o kızdan sana hayır yok. Kendini boşuna helak etme. Kendi başkasıyla evleniyor bugün. Başkasının kadını oluyor. Bırak artık peşini. Evleniyor mu? Nasıl evleniyor ya? Ben seveyim. Helal olsun. Yok abi. Yok öyle bir şey. Geç şöyle, geç. Ellerimi de şöyle alayım ha. Ha!
Geldiler. Geldi nikah memurumuz da işte. Çekin bakayım. Hidayet. Vay, vay, vay. Ne? Her şey hazır ha? Pastada yaptırsaydınız bari. Asuman. Şahane. Gel bakayım sen. Sen ne biçim konuşuyorsun ha? Niye sen şimdi ortalık karıştırıyorsun? Sana de yazıklar olsun abla. Sen bu işe razı oldun ya. Ya Hidayet... Şşt, ben razı falan olmadım ya. Aslında bu nikah... Asuman. Aslında bu nikah törenin gereğidir. Evet. Evet. Sana de mutluluklar Hidayet. Sağ ol canım. Ya hadi hadi. Ya nerede kaldı nikah memuru İsmail abi? Geliyor yolda. Töre ne diyor biliyorsun İsmail abi? Ne diyormuş töre? Nohlet. Şayet mühlet tamamlandıktan sonra nikah gerçekleşmemişse kızın babası başta olmak üzere annesi ve birinci derecede yakın akrabaları başlarından vurulmak şartıyla infaz olunur. Enişteler de giriyor mu listeye? Yani yoruma açık. Babası ve akrabaları diyor. Biz de akraba olduğumuza göre nasıl olacak? Ben anlamadım. Yahu kolay. Önce babayı vururuz, sonra anneyi, sonra kardeşleri, sonra enişteyi, sonra diğerlerini, en sonunda kendi kafamıza sıkarık olur biter. Heh işte bak, o olur. Kasuman. İsmail abi. Evet. Bak, nikah memuru 5 dakikaya gelici gelici, gelmeyici... ...töre uygulanıcı. Kasuman, Kasuman, kızım bana bir şey. Osman. Bu ne ya? Baba. Yavrular. Kapı çaldı. Geldi. Kusura bakmayın. Beklettim. Ama bu aralar evlenen evlenene yani size anca sıra geldi. İsmail yok artık daha neler. Siz başka bir yere gidecektiniz herhalde. Yanlış kapıya geldiniz. Asuman. Anneciğim ne olur bırak geçip de bitsin bu iş. Ay İsmail Beyciğim. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. İyiyim, iyiyim, sağ olun. Ah, başkan bey dedi ki benim yerime de öpür İsmail Bey'i. Muhtarla köy heyeti için de bir kere öpün ha? Onlar da demiştir. İyi, onu da yaparız ama önce yapmamız gereken daha önemli işlerimiz var. Buyurun. Şahitler nerede? Buyur. Şahit. Şahit. Burada efendim, burada. Kilisten geldiler misafirler. Buyurun oturun, buyurun. Amalı buyurun. Ay, oturun, oturun. Buyurun. Amalı. Buyurun canım, buyurun. Buyurun, buyurun. Bahar, Bahar annemler nerede? Ha, nikahtalar. Ne nikahı ya? Haberin yok mu senin? Lütfiye'nin nikahı. Nerede? Yukarıda, Gülten ablalarda. Tamam, tamam. Evet gençler, bu sabah evlenmek için belediyemize başvurdunuz. Biz de evrakı inceledik ve evlenmenize mani bir durum görmedik. Ama usulen sormam gerekiyor. Ya usulen çok uzatmasak. Damat bey ne kadar acelecisiniz. Her şeyin bir usulü var değil mi? Ya ama işte şey... Evet, usul erken bilmek lazım. Teşekkür ederim beyefendi. Sen İsmail kızı Lütfiye. Hastalıkta ve sağlıkta, savaşta ve barışta, suçta ve cezada. Beşir oğlu Hidayet'i kocalığa kabul ediyor musun? Zülah. Evet.
sen Beşiroğlu Hidayet. Aynı şartlar altında İsmail kızı Lütfiye'yi karılığa kabul ediyor musun? Ya işte kabul ediyorum işte. Durun bu ilgi hakkıyla bas. Baba bunu yapamaz. Asuman al şunu yanına. Abla bak burada oturmak zorunda. Bizim kimse sana zorla bir şey yaptırmıyor. Lütfen abla kalk bu masadan. Susal tanımadık. Memur hanım siz de işi uzatmayın artık. Atın şu imzaları da bitsin ya. Tamam ben de o zaman son genel seçimlerde %60 oyla başkan koltuğuna oturan belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri Kırkoca ilan ediyorum. Bu nikah iyi olamaz. Hadi siz de uzatmayın fazla şu işi, bitirin memur hanım. Hadi ben de sizi karı koca ilan ettim, gitti hadi hayırlısı olsun. Hadi. Ben seni dinlemeliydim, özür dilerim ya. Senin bir bildiğin olduğunu düşünmeliydim. Ah oğlum, ben de senden özür dilerim. Ne olursa olsun sağa vurmamalıydım. Canım benim, hastan oldum. Ah be baba. Oldu. Hadi. Allah geç kalmayın, geç. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hadi iyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Allah yolunuzu açık etsin. Hadi güle güle. Ya niye söylemediniz? Ah ulan kader! Bana reva mı be? Düşeceğim şimdi kendimi aşağı. Semih abi çatıya çıkmış, aşağı atlayacak. Bana ayrılan sürenin burada sonuna geliyoruz. Lütfiye, mahşerde görüşürüz artık. Kendimi buradan aşağı düşeceğim. Kayıtlardan düşeceğim. İstatistikler de yok. Meğersem kavuşmak yokmuş kaderimizde Lütfiye. Semih! Lütfiye. Semih buradayım aşağıda. Lütfiye. Şimdi yanına çakılıyorum aşkım, bekle. Ay Semih bir delilik yapma ne olur, bak merdivenlerden işinin aşağı doğru düzgün. Ya hayırdır, nereye gidiyorsun? Ya ne hayrı ya? Nikahta keramet varmış derler Hidayet. Çekil yolundan, gidiyorum ben. Allah Allah, ya ne nikah, yok öyle bir şey. Lan nasıl yok öyle bir şey? Ya basbaya yok işte, amurlarını kandırmak için bir şakacan yaptık onları biz. Yani sen hala bekarsın öyle mi? Ya bekarım tabii, şimdilik en azından. Adam kendini atıyor orada. Ya şahane, geç şuraya. Semih, in aşağı oğlum, in aşağı oradan. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet. Gözüm kokuyor Lütfiye. Geri git. Düşme, Semih düşme. İn aşağı oğlum, o iş olmadı. Olmadı. Evet olmadı. Lütfiye benim karım olabilirdi. Olmadı. Oğlum kızı vermedik daha Hidayet'e ya, in. Ya almadım lan, almadım. Duy. Nasıl yani? Evlenmediniz mi siz? Semih, ben sana...
başka kimseyle evlenmem. Bunların hepsi bir oyundu, numaraydı. Oyun ha? Numara, numara. Evet. Kaderin bir oyunu muydu bu? Aldı sevdiğimi. Verdi bana zülüm. Oğlum çıldırtma bizi. İn aşağı. Ay seni. Tamam. İn aşağı oradan. İner, sen bana verecek misin kızı? Bak. Allah'ım ağlama. Lan böyle kız mı istenir, baksana şuraya. Allah'ım ağlama. Lan ne diyor, baksana ya. Bak. Vermeyeceksin işte kızı. Kendimi şimdi düşeceğim aşağı. Tamam, tamam, peki in vereceğim. Tamam in. Hadi bak, sen hadi. Dedim. Hadi evleniyoruz hadi. Söz mü? Hay Allah'ım yarabbim. Söz desene İsmail. Söz. Tamam söz. Hadi Sevi hadi. Baba. Kerim baba. Bak hala bana babam geliyor. Geliyorum. Ne sandın? Go! Hasretinden durdu duracak. Çok dayanmaz artık yüreğim. Küs olduk yoksa yine mi darıldık benim küstüğüm çiçeğim? Yine mi küs olduk yoksa yine mi darıldık benim küstüğüm çiçeğim? Bir küsüp bir barışıyoruz, ayrılığa mı alışıyoruz? Bence biz çok naz yapıyoruz. Benim güzelim.